Basınımızın değerli temsilcileri, haftalık olan meclis grup toplantımızın başında müstesna heyetinizi en kalbi duygularımla birlikte hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, radyo kanallarından, sosyal medya platformlarından bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı, gönül ve kültür coğrafyalarımızda nice zorluğa göğüs gererek hayat mücadelesi veren kardeşlerimizi hasretle selamlıyor, hepsini müşfik bir hissiyatla kucaklıyorum. Bilhassa ifade etmek mecburiyetindeyim ki, nereye gideceğimizi bilmiyorsak, takip ve tercih edeceğimiz herhangi bir yolun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Esen her rüzgara yelken açarak, gördüğümüz her sanal ışığı deniz feneri sanarak, hayalini kurduğumuz güvenli sahillere ulaşmamızın imkanı da yoktur. Tesadüflerin bileşkesinde, sinsi telkinlerin bilirkişiliğinde, rastgele bir hayatın bilinmezliğine fırsat kapısı aramak, talihin enkaza yaver gideceğini zannetmek, en hafif tabirle ahmaklık ve aymazlıktır. Geçmiş yaşanmış, bugün yaşanmakta, gelecek ise irade, istek ve inancın eseri olarak planlanıp en körpe haliyle yaşanacaktır. Attığımız adımlar, boşluğa düşmeden, tekerrüre girmeden, geriye gitmeden, sürekli ileriye doğru olmalıdır. Bunu yaparken, sağduyunun yörüngesinden, sorumluluk duygusunun yürüyüş kolundan ayrılmamak lazımdır. Eklektik, eksantrik, evhamlı, müfrit ve mütedellit tavırların markajı altında herhangi bir pozitif mesafenin kat edilmesi hiç kuşku etmeyiniz ki çok zordur. Geçmişte siyasetin doğru olması kadar zamanının da doğru olmasına vurgu yapmıştım. Veya zaman doğru olsa bile yanlış siyasetin ayak izine basılmasının mansurlarından bahsetmiştim. Bize göre doğru siyaset, buluşturan, yakınlaştıran, ulaştıran, kavuşturan, kucaklaştıran, kutupları ve hizipleri teker teker aşındıran ahlaklı siyasettir. Doğru siyaset, atılan adımları sağduyu parkürüyle ihate eden, sorumluluk duygusunu ilke edinen, kardeşlik ve kaynaşma kültürünü vatan ve millet sevgisiyle eklemleyen akıl dolu siyasettir. Kurşun gibi ağır ortamlarda, tehditlerin kol gezdiği bulanık dönemlerde, bekamıza çevrilmiş kanlı namlularla karanlık niyetlerin çevremizde sırayla nöbete girdiği bir zaman diliminde, milli birlik ve dayanışma ruhumuzu diri ve zinde tutmak, dengeli, düzgün ve doğru siyasetin vazgeçilmez erdemidir. Bu erdeme bağlıyız. Bu erdemin refakatiyle önümüze gerilen perdeleri yırtıyor, münasebetlerimizi kuruyor, meşakkatleri göğüslüyor, mücadelemizi yürütüyoruz. Biz siyaseti, Duverger'in ifade ettiği üzere bir savaş biçimi olarak ele almıyoruz. Biz siyaseti, Weber'in söylediği gibi, insanların birbiri üzerine egemenlik kurması olarak değerlendirmiyoruz. Biz siyaseti, Machiavelli'nin ileri sürdüğü şekliyle pragmatik olması gereken gerçekliği değil, olan gerçekliliği öne alan ve çıkara dayalı ilişkiler ağı halinde görmüyoruz.
Biz siyaseti teorik ve retorik arka planı Batı'nın sınıf çatışmalarına dayanan, bundan mülhem toplumun düşman kamplara bölünmesine çanak tutan kriz ve gerilim süreci olarak tanımlamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Çünkü sınıflı bir toplum yapısını tamamıyla reddediyoruz. Fikriyatımıza, tarih ve kültür müktesebatımıza yabancı addediyoruz. Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur. Siyasi alakamız, sert veya yumuşak tavrımız, tek tek fertlerin şahsiyet kalibreleri değil, fikir ve düşünce kapasiteleriyle sınırlıdır. Muhataplarımızın kim olduğundan, özel hayatlarının nasıl oluştuğundan ziyade ne söylediklerine, neyi hedeflediklerine bakıyor, siyasi bağlantı hatlarımızı buna muvafık kuruyoruz. Farabi'nin siyaseti ahlakla telif cihetine gitmesi, Fazıl Şehir'in iç yüzünü dayanışma ve yardımlaşmayla telaffuz etmesi bizim için de bağlayıcıdır ve geçerlidir. Maverdi'den Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'e kadar siyaset mevzuunda kalem oynatan, kitap neşreden ve kelam serdeden ne kadar alim, arif ve filozof varsa doğru siyaseti ahlak, adalet ve faziletle tarife çalıştıkları tarihen bariz bir olgudur. Geldiğimiz bugünkü doğru zamanda ilhamımızın ve irademizin mihveri geçmişten tevarüz ettiğimiz bu olgusal hazine, aynı şekilde ilk meclisin aziz anıları, mukaddem ve muazzez siyasi varlığıdır. Geçen haftaki grup konuşmamda demiştim ki, dünya görüşleri başka başka olsa da, yöre, köken ve siyasi tasavvur farklılıkları zaman zaman kalın bir çizgi misali, ikili ve çoklu diyalog hatlarının üzerini örtse de, ilk meclisin feragat ve fedakarlık timsali, mebusları, mukadderat, mukaddesat ve bağımsızlık ortak paydasında cesaretle birleşmişler ve bilenmişlerdi. Elbette bu birleşme, bu bilenme, Harabiye dönen dev imparatorluğumuzun küllerinde yeni bir Türk devletinin hamurunu yoğurmuş, sonunda anka kuşu doğarak tarihi güzergahında kanat çırpmaya başlamıştır. İlk mecliste görev alan ve rahmetle andığım her mebusun fikri mazisi, siyasi menşei, şahsi mizacı, başka başka olsa da inançları birdi, hedefleri birdi, emelleri birdi, sevdaları birdi, istiklal ve istikbal özlemleri tıpkının aynısıydı. Bu aynılık bütün aykırılıkları deyim yerindeyse çekiç ile örs arasında köreltmiş, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya sahnesine taşımış ve taşlandırmıştır. Gazi Meclis'te o dönem görev alan merhum ve muhterem mebuslar, birbirlerinin kökenine, yöresine, anasının diline bakmadılar. Birbirlerinin siyasi meşrebini, etnik ve mezhebi aidiyatını sorgulamadılar. Birbirlerinin giyimini, kuşamını, fesini, sarığını, şapkasını, şivesini dert etmediler. Polatlı'dan top sesleri duyuluyorken hesap yapmadılar. Makam düşünmediler. Servet düşlemediler. Şöhret istemediler. Çetele tutmadılar. Çeteciliğe özenmediler. Uzlaşmaya karşı ve kapalı durmadılar. Yumruklarını birbirine değil müstevlilere sıktılar. Kaşlarını birbirlerine değil muhasım güçlere çattılar.
Türk dediler, Türkiye dediler, vatan dediler, millet dediler, ya istiklal, ya ölüm haykırışının canlı ve civanmert timsali oldular. İlk meclis ne yapmışsa, bölgesel ve küresel cari tehditler karşısında bizim de yapmamız, bizim de başarmamız gereken odur. Özellikle bilmenizi arzu ederim ki, bu sözlerim bir yanda aklımın, diğer yanda da vatan ve millet sevgisiyle çarpan yüreğimin bastırılmaz sesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasındaki şu görüşlerinin altı da dikkatle çizilmelidir. Bu gazi meclis sadece Türkiye'nin değil, geniş bir coğrafyadaki mazlum halkların umudu olan bir meclistir. Yani başımızda sınırlar yeniden çizilmeye çalışılırken, küresel sistem kökten sarsılırken, meclisimiz vakar, sağduyu, uzlaşma içinde hem ülkemize hem de coğrafyamıza yol gösterici olacaktır. İktidar ve muhalefetiyle meclisimizin milletimize güven, hasımlarımıza korku verecek bir atmosferde çalışması, özellikle böyle bir dönemde elzemdir. Meclisteki uyum, mutabakat, karşılıklı saygı çerçevesinde tartışma ve istişare buradan sokağa yansıyacak, ülkenin huzur ve emniyetine kapı aralayacaktır. Bölgemizin içinde bulunduğu gerilimli atmosferde siyasi rekabeti, siyasi husumeti dönüştürme teşebbüslerine izin vermeyeceğimize inanıyorum. Bu görüşlere yanlış diyecek siyasi namus sahibi, bir milletvekili veya vicdan sahibi bir vatan evladı var mıdır? İçinde bulunduğumuz coğrafyalar kırbaç üstüne kırbaç yerken, mazlumlar toplu şekilde boğazlanırken, her taşın altı zehirli yılanlarla bin bir türlü nifakla dolup taşarken, Türkiye'ye yönelik azgın, itiraz ve iştahları nasıl görmezden gelelim? Kale duvarlarımızın önünde mevzi kazan, Siyonist ve emperyalist caniliği hangi hakla yok sayalım? Günden güne körüklenen bölgesel yangının cümle kapımıza dayandığı besbelli ortadayken, hala birbirimizin ayağına basmakla, ensesine tokat atmakla, açığını aramakla vakit mi kaybedelim? Bu hakikatlere sırtımızı dönemeyiz, yüzümüzü çeviremeyiz, dudak bükemeyiz. Hızla akan tarih nehrinin kıyısına fütursuzca çıkıp, hayatın ve hadiselerin geçişini gafilce, atıl vaziyette, hiçbir şey yokmuş gibi seyredemeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak, Cumhur İttifakı'nın bu duruş ve engin duyuşuna müzahir o şekilde, dem sıralarına giderek elimi uzattım. Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu, siyasi nezaketten öte, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler, mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, ilk meclisim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el, gelin Türkiye Partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin temenni ve teklifidir. Biz gelişi güzel, keyfe keder, can sıkıntısından, anlık dürtülerle dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz. Öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz.
Deme evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye Partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Türk ve Türkiye yüzyılında sıfırlanmış terör ve bölücülük melanetinden sonra aşımızı beraber taşıralım, işimizi birlikte arttıralım, huzur ve güvenliğimizi el ele çoğaltalım. Nitekim dünya genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yeryüzü cenneti olmasını sağlayalım. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı için de geçerlidir. Bizim siyaseten söylem ve eylemimizin yalan, dolan veya günü kurtarma telaşı değildir. Siyaseten demek, siyasi mücadelenin gereği ve gerçeği demektir. Mesela Özgür Bey'in özel hayatıyla ilgili servis edilen iddia ve iftiraların hiçbirisi siyasetimizin konusu olmaz, olamaz, olmayacaktır. Özel hayatları ihlal ve istila eden FETÖ taktiklerinin, bundan mülhem şerefsiz hamlelerin, proaktif sosyal medya ifşalarının tamamıyla karşısındayız. Türkiye böylesine karanlık ve karmaşık dönemleri vahim bedeller ödeyerek geride bırakmıştır. Eski çamlar şimdi bardak olmuştur. Köprünün altında çok sular akmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetiyle, siyaseten ihsas, ibra ve ifade ettiği gayeleriyle ilgiliyiz. Bunun dışında ne söylenirse söylensin, ne yapılırsa yapılsın, kulaklarımızı kapatmış haldeyiz. Belaltı vuruşlar, itibar suikastları, izansız isnatlar bizim ne işimize gelir ne de gündemimize girer. Siyaset müessesesini sarıp sarmalayan kumpaslar, kara kampanyalar, çirkin dedikodular, gerçek olup olmadığını tefrik etmeden ayağımızın altındadır ve bizim için yok hükmündedir. Bizim düşüncelerimizin söylem kalıbına dökülmüş hali elbette siyasettendir. Başka türlü akla getirmek, ihtimal olarak hesaba katmak hem insani hem de ahlaki değildir. Bu kapsamda sağduyuyla perçinlenmiş, duruşumuzdan başka anlamlar çıkarmak, beyhude zorlama ve zırvalıktır. Özgür Bey'in düne kadar aslı astar olmayan, ipe sapa gelmeyen, eften püften konularla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırması, siyasetin dışına savrulması, şuur kaybına uğrayıp bizimle ilgili atıp tutması, hakkaniyet ve haysiyet ölçüleriyle bağdaşmayan seviyesizlikti. Halbuki biz siyaseti centilmence, mertçe, adam gibi yapmanın tarafındayız. Biz siyaseti yalan ipinde cambazlık olarak değil, hakikat ve haysiyet ikliminde millete hasredilmiş, hadim bir yüreğin mücadele kulvarı olarak tanımlarız. İşin doğrusunu isterseniz, bizim el sıkışmamızı normalleşmeye bağlayan Özgür Bey'in gene yanıldığı ve yanlışlığa kapıldığı ortadadır. Bu kadar kaotik, kırılgan ve kritik bir dönemde iç siyasetin polemik dehlizinde boşuna çırpınacak, göz göre göre enerji ve zaman israfına katlanacak halimiz, hasenatımız ve hevesimiz yoktur. Büyük resme odaklanmalıyız. Gizli senaryoların yavaş yavaş nasıl tezahür ettiğine kafa yormalıyız. Hiç kimseyle tarla davamız yoktur. Küresel ve belgesel mahiyetli sıcak gelişmelerin hafife alınır, yabana atılır, kenara itilir bir yanı ciddiyet ve celadetle dile getiriyorum ki kalmamıştır. Çünkü Türkiye'miz sınırların haricinden aşırı ve anormal tehdit sarmalındadır. Milli güvenlik sorunlarımız kabarmış ve katlanmıştır.
Şayet kısır çekişmelerle meşgul olursak, basit ve bayağı tartışmalara esir düşersek, sorarım sizlere, mahşer günü ne yapacağız? Çaresiz kaldık, boynumuzu eğdik mi diyeceğiz? Ne yapalım, günlük siyasi kaygılara teslim olduk mu diyeceğiz? İşimize öyle gelmişti, rahatımızı ve konforumuzu düşünmüştük. Buna da dünden hazırdık mı diyeceğiz? Değerli arkadaşlarım, söyler misiniz bana, ne diyeceğiz? Eğer böylesi bir karanlık yola çıkarsak, böylesi bir meçhule saparsak, böylesi bir felakete kılavuzluk yaparsak, bunu tarihe nasıl anlatacağız? Bunu ecdadımıza nasıl söyleyeceğiz? Bunun ve vebalini nasıl üstleneceğiz? Bunun hesabını iki cihanda nasıl vereceğiz? Hayır, Türk milleti böylesi bir zilleti asla kabul etmez, etmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi bu tip bir alçalmaya kesinlikle müsamaha göstermez, göstermeyecektir. Mezhebi, kökeni, yöresi ne olursa olsun, hiçbir kardeşim buna razı olmaz. Türkiye bir ve bütün olur, sahnelenmek istenen vandal oyuna gelmez, gelmeyecektir. Aziz milletimiz kardeşliğine, birliğine, güvenliğine ve varlığına musallat olan, tarihsel ve dini temelleri bulunan Siyonist ve emperyalist tehlikeyi elinin tersiyle iter ve muhataplarının yüzüne çarpar. Sonsuza kadar var olmanın inancıyla, Anadolu coğrafyasında sözde hak iddia eden, Nil'den Fırat'a vaat edilmiş toprakların teminine çalışan Cecüc ve Mecüclere dünyanın kaç bucak olduğunu muhakkak gösterir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bir bölümü vaat edilmiş değil, Cenab-ı Allah'ın bahşettiği nimettir ve Türk milletine lütfedilmiştir. Yani misak-ı milli Türk'tür ve Türk ise millettir, millet ise Türk'tür. Tekraren söylüyorum. Nerede vaat edilmiş toprak? Tarihten bugüne baktığımız zaman görürüz ki misak-ı millet, milli kültür millettir, millet ise Türk milletidir. Habis ve hain niyet sahiplerini uyarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı aynı şekilde milyonlarca Türkiye sevdalısı al bayrağımıza kem gözle bakanların gözünü oyar. Hepsinin bileğini değil, bükmek kırıp atar. Vatan namustur, millet onurdur, devlet varoluş güvencesidir. Bunlar üzerinde tartışma yapmak için fırsat kollayanlara, bu dünyayı idare etmek bizim için şeref konusudur. Değerli milletvekilleri, aziz vatan, bundan 1000 yıl önce gerçek sahibini bulmuş, bahse konu mevzu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Aradan geçen 10 asır, bu coğrafyadan serpilip çağların alnına mührünü vurmuş, bir büyük milletin azametine, ahlakına, adaletine, cesaretine, insaniyetine, şefketine, şefkatine sonuna kadar şahit olmuştur. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu iftihar ettiğimiz beşeri varlık, köklerin, kökenlerin, dillerin, mezheplerin üstünde maddi ve manevi bağ ile birleşmiştir. Ayırmak ve ayrıştırmak ne mümkün? Tarihin en gürbüz kudreti olmuştur. Bizleri bir araya getiren acılarımızı, anılarımızı, zaferlerimiz, hüzünlerimiz ve coşkularımızdır. Son 200 yılda Anadolu coğrafyasında yaşananların tamamı bu tertemiz ve soylu milleti bu topraklardan söküp atmak üzerine oynanmış ve kurgulanmıştır. Türksüz Anadolu, Türksüz millet, Türksüz devlet cehennemin diğer adıdır.
üç kıtadaki varlığımızı hazmedemeyen Haçlı zihniyetinin Türk-İslam-Cihan Devleti için ne düşündüğünü milli tarihi okuyan herkes açıklıkla bilecektir. Türkleri Anadolu'dan atmak hayali, yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaşan vazgeçilmez bir emeldir. Güçlü olduğumuzda boyun eğenler, gücümüz zafiyete uğradığında hemen sindikleri yerden doğrulmuşlardır. Ve bir sır gibi taşıdıkları düşman amaçları bir bir gerçekleştirmenin çarelerini aramaya başlamışlardır. Çanakkale Savaşı ve milli mücadele hakimiyet hafızalarını kaybederek son hayat alanımız olan Anadolu'ya çekildiğimiz şehadet, göç ve ızdıraplarla dolu acı senelerin içinde gerçekleşmiştir. Aziz milletimiz, 6 asırlık hükümdarlığının sonucunda ana yurda her gün bir yeri kopa kopa sığınmış, yani asli unsurun ocağına dönmüştür. Dikkat ediniz, ocağımızı söndürmek isteyenlerin en çok istediği birbirine düşmüş, birbirinden uzaklaşmış, cephelere ayrılmış bir devlet, bir millet yapısıdır. Artık büyük Türk milleti için dönülecek başka toprak parçası, gidilecek başka göç güzergahı, verilecek başka vatan köşesi, herkesi uyarıyorum ki katiyen kalmamıştır. Anlamakta ve anlamlandırmakta güçlük çekenlere tekrarlıyorum. Burasının adı Türkiye Cumhuriyeti, milletinin adı ise Türk milletidir. Ya bu topraklar ve üzerinde yaşayan millet bir ve bütün halinde yaşayacaktır, ya da Türk milleti Anadolu'dan çıkarılarak tarihten silinecektir. Bilmeyenleriniz varsa ben buradan tekraren söyleyeyim. Bunun adı tarihi şark meselesidir ve tarafları bellidir. Bir yanda Türk milleti, diğer yanda 7 düvel bulunmaktadır. Bir yanda milletimiz, inançlarımız, değerlerimiz ve bayrağımız, diğer yanda Haçlı barbarlığı yerini almıştır. Bugün adının değişmiş olması, maskelerinin değişmiş olması bu tarihi emelleri değiştirmemiştir. Tarih ve millet huzurunda söylüyorum ki, bunu görmek lazımdır, bunu bilmek lazımdır, buna karşı aynı safta toplanmak lazımdır. Adına ne denirse denilsin, dayatılmak istenen şark meselesinin bugünkü şablonundan başka bir şey değildir. 13 Kasım 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığım, bununla birlikte tarihe not düştüğüm mühim konuşmayı bir kez daha hatırlatmak ve fikri namusunuza havale etmek isterim. Jeopolitik üzerinde yaşanılan coğrafyanın yöneticilerine yüklediği yönetim sorumluluğu ve vizyonunu tanımlar. Yüksek siyaset, kaynağını ve duruşunu coğrafyadan alır. Her coğrafyanın doğal ve zorunlu politikası vardır. Anadolu üzerinde yaşıyor olmanın da bir jeopolitiği vardır ve 1000 yıldır değişmemiştir. Coğrafya aynı duruyorken ki öyledir, 10 asırdır bu topraklardan yükselen politik dinamikleri değiştirirseniz, buradan hepinizi uyarıyorum ki coğrafyayı mutlaka kaybedersiniz. Ve size başka başkentlerin jeopolitiğinden doğmuş yeni coğrafyalar dayatılırken, onun da politiğini öngöremezsiniz, ana yurt politiği ile eklemleyemezsiniz. Ortaya kesinlikle dağılma ve yıkılış çıkacaktır. Bugünkü karşımızdaki tehlike de budur. Bu kaçınılmaz akıbeti değiştirecek bir tek olumlu örneğe tarih henüz şahitlik etmemiştir. İnsanlığın geçmişi, tarihin çöplüğü bunu öngörmemiştir. Yöneticilerin ve devletlerin enkaziyle doludur. Coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız, bayrağımız tartışılırsa varlığımız ortadan kalkacaktır. Bunlar ne fantazi bir düşünce, ne bir vehim, ne de bir sendrom,
ne de bir paranoyadır. Binlerce yıllık insanlık tarihinin, yüzlerce yıllık milletler mücadelesinin, millet olmanın inceliklerine nüfuz edebilmiş bir yüksek fikriyatın, derin duyuşun, milli tarihe vakıf olmanın eseri ve sonucudur. Bunlar benim şahsi fikrim değil. Bin yıllık millet varlığının bu topraklarda tutunmak için kanla, gözyaşıyla, çileyle bugün aktardıkları stratejik miras ve emanetlerdir. Bütün bu gelişmeleri ve yorumlarımı iyi niyetli olduklarını düşünmeye devam etmek, istediğim mecliste grubu bulunan her partinin değerli milletvekillerine ve yüce meclisi hatırlatmak isterim. Bir kez daha düşününüz. Bir kez daha oynanan oyunun bütününü tarihi perspektifle, dün, bugün ve gelecek vizyonuyla değerlendiriniz. Karşımızda yeni bir serv dayatması olduğunu mutlaka göreceksiniz. Yüzyılın başındaki küresel aktörlerin, oyunların ve parçalanma taleplerinin sadece isim değiştirmiş olduğunu da bileceksiniz. Bu sözlerimin yanı sıra diyorum ki, bugün mesele Beyrut değil, Ankara'dır. Bugün hedef Şam, Tahran, Sana veya Bağdat değil, İstanbul'dur. Bugün gizli ve gizli gündem Türk vatanıdır. Orta Doğu'da ateşlenen füzelerin, sıkılan mermilerin, atılan bombaların, düzenlenen suikastlerin, gün be gün serpilen anarşik ve kaotik çalkalanmanın bir sonraki etabı, nihai sahası, kesin hesap merkezi Anadolu coğrafyasıdır. İsrail terörünün emperyalist alçaklığın, küresel barbarlığın saklı ajandasında Türkiye vardır. Tam bir yıldır Gazze'de taş üstünde taş bırakmadılar. Tam bir yıldır bebek, çocuk, kadın ve sivil halk demeden katlettiler. 42 bine yakın masum Filistinli soykırım kurbanı oldu. 17 bin çocuk kefene sarıldı, mezara koyuldu. Gazze'ye 85 bin ton bomba atıldı. 100 bine yakın Filistinli yaralandı. 1 milyon Filistinli yerinden, yurdundan edildi. Büyük İsrail hedefiyle Orta Doğu dilim dilim doğrandı. 400 yıl boyunca hakimiyetimiz altında tek top mermisinin patlamadığı Filistin ve Kudüs bugün kanlı heyelanın altında kaldı. Özellikle komşu coğrafyaların etnik ve mezhebi damarlarının ayrıştırılarak nasıl bölüneceğinin, Siyonizmin ileri karakol olarak planlanan terör ve minyatür devletlerin hangi yöntemlerle kurulacağının ince hesapları ve provaları yapıldı. İsrail'in dünyaya meydan okuduğu artık netleşmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, insani miras ve değerler mahvın sınırına gelip dayanmıştır. Bu terör devletine karşı silah ambargosunu uygulamak yetersizdir. Kınama mesajlarının ise hiçbir manası ve bağlayıcılığı yoktur. Cinayet makinesi ve soykırım suçlusu İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. Milletler, Birleşmiş Milletler bu tarihi ve ertelenemez görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır. İki Ekim'de İran'ın fırlattığı 120 adet füzeden sonra süreç iyice kızışacak, olası misillemelerle yangın Orta Doğu'nun bacasını hepten saracaktır. Beşeriyet, din ve medeniyet temalı bir küresel savaşa doğru hızla kayış halindedir. İsrail şu anda İslamiyet'e, İslam coğrafyasına ve hatta insanlığa savaş açmıştır. Yakın vadede ise komşu ülkelerdeki kaosun sınırlarımıza kadar ulaşması, İsrail'in küresel güçlerinin himayesine güvenerek Türkiye'yi taciz etmesi muhtemeldir ve beklenmelidir. İran, Irak, Suriye, Yemen,
Lübnan ve Filistin'den sonra dünya jeopolitiğinin şah damarı olan Anadolu coğrafyasının hedef alınma ihtimaline karşı milli seferberlik ruhuyla ayağa kalkılması, biliniz ki kaçınılmaz bir sorumluluk haline gelebilecektir. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail saldırıları ve bölgesel gelişmeler kapsamında bugün öğlenden sonra yapılacak kapalı oturum yerinde ve isabetli bir karardır. İsrail üzerimize gelirse, istihbarat oyunlarıyla ülke içinde örtülü veya açık operasyonlara heves ederse, bu hain ve hayasız cüretinden dolayı bin pişman edileceğini yedi düvel hatırında tutmalı ve asla unutmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapacak güç ve kudrete sonuna kadar sahiptir. Coğrafyaları üzerimize silkelemek, terör örgütünü dürte dürte saldırıya geçirmek için kabus senaryolarını devreye alan, mazlum toplumlara karadan ve havadan ölüm tuzağı kuran tek dişi kalmış İsrail canavarının tam karşı cephesinde etten duvar öreriz. Şehadetten anıt dikeriz. Ya Allah, Bismillah diyerek gövdemizi vatanımızın her karışına geçmek gelmekten kaçmayız, korkmayız, tereddüt göstermeyiz. Mesele milli onur ve güvenlik meselesidir. Tehlike yakın, tehdit yakıcı, tarih ve coğrafya diken üstündedir. Bir olmalıyız, diri olmalıyız, iri olmalıyız. Türk milletinin ve Türkiye'nin muktedirliğini, mukavemetini, muhkem ve muharip gücünü yeri gelirse hep birlikte ispat etmeliyiz. Değerli arkadaşlarım, küresel ve bölgesel vahşetin yükselen çıtası yaygınlaşırken, ülkemizde her gün bir yenisine şahit olduğumuz cinayet, taciz ve şiddet vakalarının gittikçe yaygınlaşması toplumsal endişe ve infiali tırmandırmaktadır. Psikopat bir cani tarafından İstanbul, Fatih ve Eyüp Sultan'da peş peşe işlenen tasarlanmış cinayetler, Beyoğlu'nda görülen taciz olayı, Sıla bebeğin hayatını kaybetmesi, asasizliğin yoğunlaşması, kavga ve karışıklık bekleyenlerin ümitlenmesi milletimizi derinden yaralamaktadır. Şiddete karşı sıfır toleransla muamele etmekten başka seçeneğimiz kalmamıştır. Bugünün insanı, bugünün şiddet sahnesinde görülen ızdırap verici vakalar karşısında bezgin ve bitkindir. Milliyetçi Hareket Partisi ARGE çatısı altında bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele etmek maksadıyla saygın ve alanlarında parmakla gösterilen uzman ve akademisyenlerimizden teşekkür eden bir komisyon kurmuş bulunuyoruz. Bu komisyonumuz inanıyorum ki kısa zamanda çalışmalarını ikmal edecektir. Şiddet karşısında sessiz kalamayız. Geleceğimizi şiddete rehin bırakamayız. Derlenmeliyiz, toparlanmalıyız, kendimize gelmeliyiz. Cezaları arttırmakla beraber şiddetin ürediği ana yatağı kurutmak zorundayız. Temellerimizi kazıp, kaynağımıza inip saçılan hastalık tohumlarını bulup çıkarmalıyız. Bu durum aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz için bir diğer beka konusudur. Avusturyalı meşhur bir romancı, 1942'de eşiyle birlikte hayatlarına son vermeden önce yazdığı ve Dünün Dünyası adıyla yayınlanan anılarında kendi çağındaki pek çok insanın içine düştüğü umutsuzluğu şöyle ifade etmişti. Yılgın ve buruk yüreklerimizle umutsuzluk çukurunun en dip karanlığında yarı kör bir halde el yordamıyla debelendiğimiz şu zamanda bile tekrar tekrar yukarıya çocukluğumun üzerinde ışıyan yıldızlara bakıyor ve bu çöküşün gelecekteki günlerde daima ileriye gidişin ebedi ritminde verilmiş bir ara gibi gözükeceğine olan kalıtsal özgüvenimle kendimi avutuyorum.
Buna rağmen bizim ara vermek, bugünden vazgeçmek, şiddete boyun eğmek gibi bir düşeceğimiz olmaz, olamaz. Uzağa ve uzağa gözünü diken insan, bir adım ötesindeki komşusunu göremeyecek ölçüde kendi içine gömülmüştür. Haz arayışı, hayata yüklenen anlamın neredeyse kilidi haline gelmiştir. Dün küçük evlerin içinde büyük aileler yaşıyorken, bugün yaşanan değerler erozyonundan mütevellit, kocaman evlerin içine küçük aileler bile sığmamaktadır. Çok insan olmasına rağmen insanlık azalmıştır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanım yaşı, üzülerek ifade ediyorum ki, oldukça düşmüş, okul önlerinde uyuşturucu çeteleri yuvalanmıştır. Hepimiz kafa kafaya verip seri ve sert önlemleri almakla yükümlüyüz. İnsanımızı sonsuz dalgalanmaların tesirinden kurtaracak, değişmez ve dejenere edilemez değerlere müştereken sarılmak gerekmektedir. Bugünkü dünyaya hakim olan sosyal ve ekonomik organizasyon tarzının ve yamalı değerler sisteminin büyük çapta tatminsizliğe yol açtığı muhakkaktır. İnsan gün geçtikçe yiyen, içen, üreyen, fırsat buldukça başka insanlara şiddet uygulayan, niçin yaşadığını düşünmeye fırsat bulamayacak şekilde zamanın akıntısında sürüklenip giden bir varlık haline gelmiştir. İşte asıl felaket de budur. Bu felaketin püskürtülmesi için el ele vermek, merhum hocamız Profesör Doktor Erol Güngör'ün önerdiği ahlaki şuur etrafında birleşmek, milli ve manevi ortak paydada tek yürek halinde kenetlenmek hepimizin omuzlarına binen görevdir. Hukuk hayatın gerisine düşerse toplumsal buhran kaçınılmazdır. Gerçek hayatı yapanlarla hukuku yapanlar aynı kişilerdir. Söz gelimi cezasızlık şikayetleri genişlerse, suçluların tahliyesi sıradanlaşırsa, yapanın yanına yaptıkları kar kalırsa, o halde herkes kendi ölçüsüne göre adaleti sağlamak peşine takılacak. Bu defa da devletin temelleri sarsılacaktır. Türk İslam medeniyetinin özünde ahlak ile hukuku ayırt etmek mümkün değildir. Ahlakta samimi inanç esastır. Merhum hocamız Profesör Doktor Nurettin Topçu'ya göre ahlakın birinci ilkesi eşitlik, ikinci ilkesi adalet, üçüncü ilkesi merhamettir. Bana göre dördüncü ilkede hoşgörü ve karşılıklı anlayıştır. Ne güzel de buyurmuş Hoca Ahmet Yesevi. Nerede görersen gönlü kırık, merhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı ol. Mahşer günü dergâhına yakın ol. Ben benlik güden kişilerden kaçtım işte. Garip, fakir, yetimleri Resul sordu. O gece miraca çıkıp Hak cemalini gördü. Geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu. Gariplerin izini arayıp indim ben işte. Böylesi eller öpülesi ecdadımızın, bugünkü ahvadının muazzam bir inanç, iman ve fikir şadırvanı olan maneviyatıyla beşeriyete rol modellik yapan aziz milletimizin şiddetle alınması, anılması, şiddet uçurumuna sürüklenmesi günahtır, hazindir, çelişkidir. Bu suretle şiddetin önüne geçilmesi, şiddeti tahrik ve teşvik eden bataklığın kurutulması boynumuzun borcudur ve tehiri de imkansızdır. Bu duygu ve düşüncelerle Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı, Türk siyaset ve devlet hayatının mümtaz ismi Sayın Recai Kutan'ın vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor. Merhumu Allah'tan rahmetlerini yaz ediyor. Sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Sözlerime son verirken alayınızı saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.